Eğer siz karar verirken sadece vicdanınıza ya da kamuoyu vicdanına bakarsanız, o zaman pek çok haksızlığı, pek çok adaletsizliği o vicdan size hoş gösterebilir. Nice zalimler vicdanen rahat ettiği için zulmü yapıyor, haksızlığı yapıyor. Çünkü onun vicdanına göre, ön yargılarına göre, ideolojisine göre, kabullerine, reddlerine göre öyle davranması onu vicdanı mutlu ediyor. Onun için vicdana göre değil, öyle vicdan ortada durduğu zaman yaprak gibidir. Rüzgar o yanı vurur, öyle gider. Böyle vurur, böyle gider. Ama vicdan anayasaya, yasalara, hukuka bağlı olursa fırtına nereden eserse essin o vicdan yerinde durur. Rüzgar, kasırga, tufan, fırtına, mahalle baskısı, ideoloji, başka başka hesaplar, ön yargılar sizi vicdansızlığa sevk edip vicdanım rahat diye yatırır hale getiremez. Onun için genç hakim ve savcı adaylarımıza çok net ifade ediyorum. Vicdanınız anayasaya bağlı olmalıdır. Vicdanınız yasalara bağlı olmalıdır. Vicdanınız hukuka bağlı olmalıdır. Dosyadaki delilleri de değerlendirirken bu üçlüye bakarak değerlendireceğiz. Anayasa, kanun, hukuk. Sizin vicdanınız başka söyler ama biz anayasa ne diyorsa onu yapacağız. Yasa ne diyorsa onu yapacağız. Hukuk neyi emrediyorsa onu yapacağız. Onun için bakarsanız pek çok uygulamada ortaya çıkan şeye baktığınızda soruyor, benim vicdanım rahat. Yahu dosyada hukuka aykırı delil var. Senin vicdanın rahat nasıl oluyor? Bu delili niye değerlendirdin? Senin vicdanın rahat olsa o delile itibar etmemen lazım. Hukuka aykırı deyip çöpe atman gerekir. Atmıyor, hukuka aykırı delille bağlı kalıyor. Karar veriyor benim vicdanıma. Neden? Çünkü onun vicdanı anayasa, yasa ve hukuka bağlı değil. Demek ki başka yere bağlı. Bizim vicdanımız, hakim ve savcıların vicdanı anayasa, kanun ve hukukla mutlak ve mutlak bağlı olmalıdır. Yoksa FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı vicdanlardan hak da, adalet de beklenemez. Ön yargıya bağlı vicdandan hak da, adalet de beklenemez.